Yaşıyor! Gökmen Dalmaç! Yaşıyor! Başkentteki katliam için yürüdüler. Dünyanın dört bir yanından yükselen ses ortaktı. Terör saldırısı, düzenlenen yürüyüşlerle protesto edildi. Binlerce kişi hükümeti suçladı. İlk görüntüler Amerika Birleşik Devletleri'nden. New York'un dünya çaplı Times Meydanı'nda eylem düzenlendi. Toplanan kalabalık terör saldırısında yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulundu. Slogan atan göstericilerin ellerindeki pankart ve dövizlerde "Türk hükümeti istifa et, başarısız oldun" yazılıydı. İngiltere'de de benzer görüntüler vardı. Binlerce kişi bombalı saldırıyı protesto etmek için Londra'da bir araya geldi. Başbakanlık binasının önünde toplanan kalabalık grup, hükümet aleyhine bir süre Türkçe ve İngilizce slogan attıktan sonra basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, Ankara'da meydana gelen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırının, HDP'li katılımcıların yakınında olmasının bir tesadüf olmadığı ve buna benzer saldırıların Diyarbakır ve Suruç'ta da yaşandığı hatırlatıldı. Kalabalık grup basın açıklamasından sonra BBC televizyonu binasına kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca hükümet aleyhine slogan atmayı sürdüren protestocuları polis müdahale etmeden uzaktan izledi. Başkentteki katliamın protesto edildiği bir başka yerse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ydi. Aralarında birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütünün de bulunduğu Barış Platformu grubu başkent Lefkoşa'da bir araya geldi. Kuğulu Park'ta başlatılan protesto yürüyüşünde eylemciler Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği önünden geçen yolu kullanmak istedi. Ancak polis grubun yolu kullanmasına izin vermedi. Hükümet istifa, inadına barış, inadına kardeşlik sloganları atan grup, terörü lanetleyerek bir süre oturma eylemi yaptı. Eylem basın açıklamasının ardından sona erdi. Bomba patladı ve hemen ardından ikincisi patladı. Terör saldırısı Avrupa'nın birçok noktasında protesto edildi. Fransa ve Danimarka'da da yürüyüşler düzenlendi.